Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YKS sınavından itibaren ve şu anki tercihlerimiz sonlandı. Tercih bitimine kadar yaşadığım sonuçlarımı, neler oldu, neler bitti bunların hepsini size anlatacağım. Ama ilk başta bu kadar uzun süre sonra video çektiğim için çok özür dilerim. Nedeninden bahsetmem gerekirse, neden size bu kadar beklettiğimi söylemek istiyorum. Öncelikle sonuçlarımı gördükten sonra ilk başta şöyle başlayayım. Sınav günü zaten sınav bittikten sonra kimseyle ne telefonlarını açtım ne de konuştum. Sadece düşünmek istediğim şey sınav bitti ve ben artık özgürüm kafasıydı. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyordum. O yüzden sadece Instagram'dan açıklama yapmakla yetindim. Hem de daha sağlıklı olduğunu düşündüm. Belki o an sizlerle bir video paylaşsaydım çok farklı şeyler düşünebilirdim. O yüzden birazcık daha bekledim ve sınavı atlattığım için rahat rahat arkadaşlarımla, ailemle birlikte vakit geçirdim düşünmeden tatile gittim. Bu yüzden sınav sonrası hiçbir şey konuşmadım. Gelelim, sınav sonuçları açıklandıktan sonra da hiçbir şey söylemedim, video çekmedim. Sonuçlarımla gurur duymadığım için zaten bahsetmek istemiyordum. Ve dediğim gibi eğer sonuçlarımı direkt gördükten sonra sizlerle video çekseydim burada şu an çok farklı şeyler konuşurdum. Ağlardım hüngür hüngür. Bambaşka bir video olurdu. O yüzden böyle bir şey olmasını istemedim. Sadece sonuçlarımı gördüm. Neler yapabiliriz? Öğretmenlerimle konuştum. Ailemle konuştum. Sadece sonuna kadar beklemek istedim. Daha sağlıklı sizlere tavsiye verebilmek ve benim neler hissettiğimi söyleyebilmek için. Çünkü kendimi asla yanlış ifade etmek istemiyorum. Her şekilde doğru kelimeler seçip konuşmaya çalışacağım. Çok dikkatli seçeceğim kelimelerimi. O yüzden böyle bir YKS sürecimi sizlerle anlatacağım. Zaten biliyorsunuz ben bütün bir sene sizlerle birlikte YKS sınavından çalıştım. Siz benim neler yaptığımı gördünüz. Yani bu işte beraberiz. Sadece birazcık gecikmeli bir şekilde size açıklama yapacağım. O zaman hazırsak YKS videomuza başlayalım. Evet, neler söylemem gerektiğini adım adım yazdım konu başlıkları şeklinde ki bir soru işareti kalmasın kimsenin kafasında. Gördüğüm soruları aldım yazdım. Büyük bir açıklama yapmak istiyorum. Neden sizlere hemen paylaşmadım. Sınav sürecinde zaten çok değişik bir psikolojisi oluyor bizim öğrencilerimizin, biz gibi insanların. Ben bir an önce sınav bittikten sonra hiçbir şey yaşamamış, bitmiş gibi devam etmek istedim. Sınav anında yaşadıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. 30 Haziran 1 Temmuz'a gidiyoruz şu an. Sınav sabahı çok değişik sağlık sorunları yaşadım. Midem bozuldu falan, o detaylara girmek istemiyorum gerginlikte. Öyle bir başlangıç yaptım ve sınav anında hiçbir sorunum yoktu ama sınav anında zaten ilk 10 dakika bana öyle dedikleri için herhalde değişik oldu bilmiyorum. Türkçe'yi okuyorum ve algılayamıyorum. Hani o kadar saçma ki aslında çok basit şeyler. Belki şu an varsa tak tak yapabileceğim şeyler ama o an yapamıyorsunuz. Yani ben yapamadım. Bana öyle dendiği için. Ama öyle bir şey yok aslında. Sınav bir anda ben mesela burun çekme sesine tikim var. Hani birisi sürekli yaptığında ben kafayı yiyorum gerçekten. Sınavda varsa bile hiç duymadım. Kendimi çok güzel bir şekilde hani odaklamıştım. O şekilde dış seslerden hiçbir sorunum yoktu. Fakat ilk böyle bir afalladım, sonra toparlamaya çalıştım ama sınav sonuçlarımı gördüğüme göre söylüyorum ki toparlayamamışım. Dediğim gibi sınavdan sonra da hemen unutmak istediğim için, başka şeylere odaklanmak istediğim için çok büyük bir açıklama yapmak istemedim kimseye. Onun dışında sınav sonuçları açıklandıktan sonra da hani uzun süre bir düşünmem lazımdı gerçekten kendi sağlığım, kendi geleceğim için. O yüzden dediğim gibi bu sefer de sizlerle paylaşmadım. Ama tercihlerim bitti, o yüzden şimdi sizlerle neler yaptığımı paylaşacağım. Evet, sizlerle paylaşmamın tek sebebi duygusal yaklaşmak istemiyordum hiçbir şeye. Hani çok farklı şeyler söyleyebilirdim. Ve kendimi birazcık toparlamam lazım. Çünkü gerçekten çok üzüldüm, çok çaresiz hissettim. Ama sonra bir yollarını buldum ve hani şu an çok iyiyim ve tercihlerimi yaptım. Umutluyum, inşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Evet, neden sizlerle hemen paylaşmadığım sebepleri buydu. Bir sonraki soru da sınav anında ve sonrasında neler yaşadığında. Dediğim gibi sınav anında kendimi olabildiğince direkt odakla diye böyle kendime şey yaptım, kafama baskı yapmıştım. Ama çabuk odaklandım. Fakat ilk gün tabii ki de sürem yetmedi. 2 saat 20 dakika mı 30 dakika mı neydi? Ben Türkçeyi hayatımda 1 saatte yapmadım. Hani okulda 35 dakikada 40 soru çözdüm biliyorum. Çok tak tak tak. Ama matematikte şöyle bir şey oldu. Matematikte
hani herkesin yapması gereken, daha doğrusu baraja geçmek için sorulan klasik 10-15 soru vardır. Hani rasyonel sayılar, kolay problemler. Onların hiçbiri yoktu. Ben çok üzüldüm yani. O an dedim ki yani bomboş dedim. Bir hani bilirsiniz böyle rasyonel sayılar, sayılar konusu adında bir kitap olur. Hani o net çıkacak. Siz bunlar hani bundan sonra kaçırmamamız gerektiği için bize bir kitap verilir. Böyle A versiyonu, B versiyonu. Onların hepsini bitirdim ama bomboştu. Gerçekten hiçbir şey uğruna, sınavda hiçbir şey yoktu. O kadar üzüldüm ki, o an dedim ki vay be dedim. Teşekkürler ÖSYM. Bizi bunu da mı yapacaktın dedim gerçekten. Sınav sonrasında ilk gün çıktıktan sonra dedim ki bunu yarın yapamayacağım. Bu kadar şeye hazır değilim oldum öyle. Ama yarın olduğunda annemler, arkadaş, bir tane arkadaşım da yanımdaydı, Emirhan. O geldi, konuşuyoruz, ediyoruz, herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama sınav çıktıktan sonra dedim ki İrem şimdi başlıyor. Çünkü çok özgür hissediyorsunuz. Ama çok bir şey değişmez ki eve geldiğimde ilk başta bir şoka atlatamadım. Sadece şey oluyorsunuz, tamam artık bitti, ders çalışmayacağım. Kes, siz benim kitaplarımı toparlama videomu da görmüşsünüzdür. Yani sınav anında ve sonrasında evet, bunları yaşadım. Çok büyük bir değişim olmadı hayatımda. Sınav anında da, sınav sonrasında da sadece özgür olduğumu hissetmiştim. Bir diğer soru. Sınav soruları açıklanınca kontrol ettim mi? Hayır, etmedim. Benim böyle sınav... Şöyle başlayayım. Benim çok önceden gelen bir takıntı da değil de bir korku herhalde. Hani mesela okulda sınav oluyoruz, yazılı oluyoruz. Hoca bir ders sonra hani açıklıyor ya, çünkü kolay, az sorular oluyor. Hoca açıklıyor, ben asla mesela dinleyemezdim. Yanlışımla yüzleşemezdim. Sınıftan çıkardım, hayır hocam söylemeyin derdim, bağırırdım, çağırırdım. Yani benim o şekilde bir fobim var. Yanlışlarımı görmek istemiyorum. Bana direkt sonuç gelsin. Ben ne almışım hani. O aradaki doğrular yanlışları görmek istemiyorum. Ben direkt sonucu görmek istiyordum. Sınav sorularında da aynı şekilde ben tabii ki de yüzleşemedim. O yüzden sınav sonuçları açıklanana kadar bekledim ve hiçbir kimseyle sınav hakkında konuşmadım. Konusunu açana da konuyu kapattırdım. Gerçekten mutlu değildim. Hani o an onu düşünmek istemiyordum. Kısaca soruları açıklanınca kontrol etmedim. Hala da etmedim. Sınav sonucum açıklanırken neler yaşadım sorusu vardı. Sınav sonucum açıklanırken gece 12'de açıkladılar. Bir anda ve biz annemle şok. Annem uyuyordu. Annemi uyandırdım. Ben uyumuyordum. Herkes bana şey diyor. İrem sınav sonuçları açıklamış. Hani ben böyle şaka falan yani. Şaka. Şu an buna hazır değilim çünkü. Sonra bu arada saçım fönlü olduğu için sürekli düşüyor, oynuyorum. Gece 12, 10 geçiyor. Yani herkes Instagram DM'ime baktım. Küçük büyük herkes yazmıştı. Hani o saatte herkes nasıl bu kadar duyarlı bir şekilde sınav açıklanmış sınavı bekliyormuşçasına bana yazdığını bilmiyorum. Ayrıca teşekkür ederim, herkes yazmıştı. Biz site girdiğimizde tabii ki de site çökmüştü. Giremiyorduk. Telefondan, laptoptan falan filan. Sınav sonucumu görünce dedim ki İrem bu senin sonun falan ya. Gerçekten ne diyorlar ya, dünyanın sonu. O an gerçekten dünyanın sonuymuş gibi hissettim. Annemle biz kaldık yani. Bütün sene keşke çalışmasaydım dedim. Sonra bu arada şunları bir açıklık getireyim. TM'den atıyorum işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk olmuyor galiba, bilmiyorum da. Hani bu şekilde istediğim çoğu şeye girebiliyorum ama ben biliyorsunuz bir TM öğrencisi olarak beslenme ve diyetetik istedim MF bölümünden. Ve bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim, ben herkes yapmıştı zaten, bir tane kitapçığımız vardı. İçinde fen bölümü de vardı, ben tabii ki de 40'ta 40 bütün seni işaretledim. Dedim ki bir mucize yani olacak dedim. Ben çünkü işletme okumak istemiyorum, işte uluslararası ilişkiler, hiçbirini okumak istemiyordum. Ben diyetisyen olmak istiyordum. Alanında uzman olabileceğimi düşündüğüm tek bölümdü. Hani işime severek gidebileceğimi biliyordum. İnsanlarla bu şeyleri paylaşmayı seviyordum. İnsanları psikoloji olarak yönlendirmek değil ama belki diyetisyenlik olarak yönlendirmeyi çok istiyordum. Hani zaten ilgimi ve alakamı biliyorsunuz. Tabii ki de bu kadar kolay değil. Ama hani buradan başlayarak geldiği için size söylüyorum. Çok istiyordum yani diyetisyenliği. Aha inanamazsınız, kafam yani çıldırıyordum yani hayal ettikçe. Kendi ofisim olsun, işte şöyle hastalar, böyle hastalar, böyle terapi işte seansları falan, hep böyle hayal kuruyordum. Sonra evet, MF öğrencisi olmadığım için tabii ki de salladım sınavda. MF'den istediğim hiçbir şey yapamıyordum bu arada. Söyleyeyim hani diyetisyenlik hiçbir şey iyi bir yer olmuyordu. Hani belki özel üniversitelerin ücretlileri, hani onlar oluyordu. Tercihlerimi yaptım. Dün bitti. Bu arada 10 değil ya. 20-30 kere falan değiştirmiş olabilirim.
Devlet üniversiteleri yazdım ilk 3'e. İlk 3 tercihimde. Çünkü imkansız da oynayabilirmişiz. Rapel hocam öyle demişti. Bu arada tercihlerimizi istek sırasına göre yaptık. Hani puan tutar da tutmaz değil. İstek sırasına göre yapmamız gerekiyormuş bu sene. O yüzden ben başladım. Bu arada şeye kadar düşündüm hani yolun git gelim hani yol uzak mı yakın mı ona kadar düşündüm. Her şeyi düşünerek tercih yaptım. İnşallah hani ya istediğim birkaç yer var özelden. Olursa onlar olacak. Olmama gibi bir lüksü olur mu bilmiyorum. Çünkü garanti olarak çok büyük sıralamaları da yazdım hani açıkta kalmamak için. Olmadı. Hani başka istemediğim bir üniversite olursa yatay geçiş yapabilirim. Bilmiyorum. Ama MF'den istediğim hiçbir şey olmuyordu. Onu söyleyeyim. Sadece TM'den alıyordu. Notlarımla gurur duymadığım için çok açıklamak istemiyorum. Ama TM'den 200 bin civarında. MF'den de öyle çok... 300 bincik. Tercih zamanında neler yaptım? Ha, bu soru. Tercih zamanında ilk başta bütün üniversitelerin öncelikle beslenme ve diyetetik bölümlerin taban ve tavan puanlarına, daha sonra sıralamalarına ve daha sonra kontenjanlarına bakarak başladım. Hani benim için umut olan hangisi? Bu arada TM puanımla hiçbir şey düşünmedim gerçekten. Hani bunca zamanki ezberlediğim edebiyatlara mı yanayım bilmiyorum ama TM'den hiçbir şey gerçekten düşünmedim. O yüzden MF'den direkt bütün beslenme ve diyetetik bölümlerini araştırmaya başladım. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene barajı geçenle geçemeyen arasında dağlar kadar fark var. Geçen seneye göre hani sıralamaları hani değerlendirme çalışan olmuyor. Diyetisyenlik olarak 24 tane tercih yaptım. Bu arada tercih zamanında bütün özel hocalarım, Meral hocama gittim, Rehber Hoca, Kübra hocama gittim. Yani araştırabildiğim kadar araştırdım. YouTube'dan da bir sürü hani İstediğim bölümü okuyan insanların videolarını izlemeye çalıştım. Hani onlar neler yapmış gibisinden. Böyle deneyimli insanlarını zaten soracaksınız biliyorsunuzdur. Sadece şunu söyleyeyim hani umutsuz hiç bakmayın ama ben eğer ilk tercihlerim açıklandıktan sonra bu kameranın karşısına geçseydim derdim ki ben bittim, ben hiçbir şey yapamayacağım, işte olmuyor, sen yazacağım derdim. Bu arada bayağı mevzuda kalan arkadaşım var. Bu arada şeyden bahsediyorum sanırım. Sınav sistemi değiştiği için kıyaslayamıyordum. O yüzden geçen seneyle hani mesela bu sene, geçen sene 500 bin ne almış, bu sene kaç alır onun kıyaslaması yapılamıyor. Çünkü sınav sistemi değişti, puanlamalar değişti. Yani her şey o kadar değişti ki nasıl kıyaslayacağımızı bilemiyorduk öğretmenlerim bile. O yüzden sadece geçen senenin kapatılan sıralamasına göre tercihlerimi yaptım. Okulları aradık. Okulları bu arada hiç gezmedim. Geçen sene okullara geziler oluyordu. Birkaç tane vlogum da var hatta. Yeditepe'ye gittik. Boğaziçi'ye gittik. Boğaziçi'ne zaten yani gitmeme gerek yok. Bakmama gerek yok da hani bir sürü birisi gittik ve ben setteyken, dizi setindeyken gezen arkadaşlarım vardı işte. Kız arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım. Hepsini aradım. Ne diyorlar? Kaç sıralama işte? Nasıl? Okul iyi mi falan. Böyle sürekli canlı yayınlar, kameralar falan. Hepsi bana yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Oh. Dizimdeki yarayı yanlışlıkla kaşıdım. Yani okullara gitmeseniz de arkadaşlarınız eğer gidiyorsa, müsaitlerse size anlatırlar. Ben öyle yaptım. Çünkü İstanbul'da değildim. Gidemiyordum. O yüzden onlardan hepsinden yardım istemiştim. Şimdi bir de nasıl tercih yaptım sorusu var. Nasıl tercih yaptım? Dediğim gibi geçen seneki sıralamaları baz alarak tercih yaptım. Çünkü başka bir örneğim yoktu. Kendi sıralamama en yakın, en uzak hepsini yazdım. Okullarla teker teker görüşerek, okulların burs fırsatlarını değerlendirerek sıralamalar yaptım. Ve dün gerçekten bir iki kere değiştirdim son kez falan. Çok gerildim. Hani ağladım. Tercih yaparken ağladım. Gerçekten şey oluyorsunuz çünkü. Doğru mu? Yani şu an bir hatayı kabul edemez bu sistem ve hani değiştirmem lazım ve hani çok gerginim çünkü herkes böyle son anda yapmak değil. Son anda mesela gece yatıyorum. Abi bu böyle mi koysaydım? Üstüne başka üniversiteyi mi koysaydım? Böyle sürekli kafamda bir şeyler oluyor. Hani git gelimi düşünüyorum. Okulun ücretlerini düşünüyorum. Bursları düşünüyorum. Yani o kadar zordu ki. Ama yapacak bir şey yoktu ve ben hepsini yaptım. 24 tane de tercih yaptım bu arada. Hepsini doldurdum. Ve sınav sürecim ve sınav sonum bu kadardı. Ama isterseniz bir tekrardan konuşmak gerekirse sizlere paylaşmak çok isterdim ilk yaşadığım anda. Ama gerçekten hiç sağlıklı düşünemiyordum. Çünkü çok üzgündüm sınav sonuçlarımı görünce. Direkt ne yapabilirim, ne yapamam diye düşünmeye başladım. Ve hani bunu sizlere söyleseydim
yani dediğim gibi gurur duymuyordum sonuçlarımla. Utandım, kendimden utanmıştım. O yüzden çok fazla direkt hemen olaya girmek istemedim. Sadece tercihlerimi yapana kadar beklemek istedim. Ve şu an güzel bir tercih listesi yaptığımı düşünüyorum. Sizlerle zaten paylaşırım sınav sonuçlarım tercihlerim açıklandığında. Şimdi sadece dua etmek kaldı. İnşallah tercih ettiğim bölümlerden istediğim bir şey olur. Yani ikinci tercihe de kalmam inşallah. Ama gerçekten tekrardan çok özür dilerim sizlere beklettiğim için. Hiç istemezdim. Ben de takip ettiğim bir üniversite sınavına giren birisi olsaydı direkt her şeyi ben de yaşamak, öğrenmek isterdim onunla birlikte. Çünkü bütün bir sene boyunca bu sınava ben hazırlandım. Siz gördünüz, siz benden ilham aldınız, siz motive oldunuz. Bu arada yüz yüze geldiğimde de insanlar söylüyor, diyor ki hani YKS gününün ödev yapmadan önce izliyorum. İşte hani sınava çalışmadan önce izliyorum. Hani dedim ki ben kendime yardımcı olamadım. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Bunları hep dedim. O yüzden yani inşallah benden sonrakilere de yardımcı olurum. Çünkü yok yani ben çalıştım ama sınavdaki yani benim çalıştığım sorular çıksaydı yapardım ama sınav sorularına baktığımda alakam yoktu. Ben hayatta böyle sorular görmediğim için. Bu arada gerçekten hiç öyle sorular görmedim. Hani fen bilimlerinde çözmediğimiz belki soru kalmamıştır. Hocaların bütün çıkmış çıkmamış, kendi yazdıkları yazmadıkları her şeyi çözdük. Fakat ÖSYM bize ters köşe yaptı ve hiç bilmediğimiz şeyler çıktı. Ama mezuna kalmayı düşündün mü diye soranlar oldu. Hayır, çünkü ben hayatım boyunca çalışkan bir öğrenci olmadım. Ben sadece işte sınav geceleri çalışan, sınav haftası, sınav ayları çalışan bir öğrenciydim. Bu sene de biliyorsunuz ki üniversiteye girmek zorundayım. Yani ben zorundayım. Hayatımda bir kariyer istediğim için, istediğim bir yer olduğu için girmek zorundaydım. Üniversite sınavına hazırlanmak zorunda olduğum için o 1-2 sene kendimi kapattım ve çalıştım. Hani belki yıllardır böyle temelim iyi olsaydı, çocukken de işte zamanında derslerimi çalışıp sınavlarıma girseydim hiç böyle sıkıntılar çekmezdim belki. Ama hayatım boyunca zaten çalışkan ve düzenli çalışan bir insan olmadığım için sınavlardan bahsediyorum, hayat şeylerinden değil. Hani ve kendim biliyorum, ben seneye zaten okul olmayacak, kursa falan yarım yamalak gitmek de değil. Ama O eğitime vereceğim parayı ücretli bir yer tutuyorsa ona veririm diye düşünüyorum açıkçası. Ve ben kendimi biliyorum. Herkes, bütün arkadaşım üniversiteye gittiğinde ben hala hazırlanırken şey de değil bu, hani arkadaşlarım gidiyor ben niye gidemiyorum değil. Bilmiyorum, ben sadece hani gitmek, yani kendim biliyorum ben çalışamayacağım seneye. Çünkü o motivasyon bitti. Sınav sonuçlarını gördüm ve bitti. Sınav sorularını gördüm ve bitti yani. İstemiyorum artık çalışmak. Ve gerçekten çok zor bir şey bence üniversite sınavında çalışmak. Ama seviyorsanız eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ben sadece bir seneyi bıraktığım için şu an acısını çekiyorum. Bu arada bir şey atlamamak için çok düşünüyorum ama aklıma başka bir şey gelmiyor. Sınav anımı anlattım, sınav sonrasını anlattım, tercihlerimi anlattım. Sınav sonuçlarımı söyledim. Hani gurur duymasam da, iğrensem de bazen gerçekten. Hani sizin aklınıza gelen başka sorular varsa aşağıya yazın, soru cevap videosu yaparım. Orada bir yanıtlarım tekrardan ama genel olarak sınav beni çok üzdü. Sadece bütün bir sene keşke daha iyi, yani keşke en azından bir yarısını bildiğim şeyler çıksaydı, yapabildiğim şeyler çıksaydı dedim. Gerçekten çok üzüldüm çünkü çok çalıştım. Hiç çalışmadığım kadar çalıştım hayatımda. Ve ben çalışmayı sevmeyen bir insanım arkadaşlar. O yüzden yani gerçekten zorlayıcıydı benim için. Onun dışında çok güzel bir deneyimdi. Bir daha yaşamak ister miyim? Hayır. Ama elimde bir sürü kitap var, onları da vereceğim. İhtiyacı olan kişiler varsa bana mail atarsa çok sevinirim. Instagram DM'den de yazabilirsiniz bana. Tekrardan çok özür dilerim. Keşke her şeyi istediğiniz gibi zamanında söyleyebilseydim ama kendi mutluluğum ve sizi de demoralize etmek istemiyordum. O yüzden birazcık daha mutlu olup umutlu olup çaresiz düşünmedim. Hani ne yapamam değil de ne yapabilirim mi odaklandım ve şu an en iyisini yaptığımı düşünüyorum tercihlerimde de. İnşallah istediğim şeyler olur. Size de bütün sene benimle birlikte olduğunuz için, bana dua ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki izleyicilerimsiniz. İyi ki, yani ben izleyici olarak da değil, iyi ki arkadaşımsınız. Çok seviyorum sizi. İyi ki beraberiz ve benden sonra gelecekleriniz varsa şu an bu tabi video kapatın ve ders çalışın dermişim. Yani çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hani nasıl denir bilmiyorum. Çok değişik bir duygu. Şu an istedim. Ağlayacağım. Of. Bilmiyorum ya. Çok mutluyum gerçekten. Sınav bir yana, iyi ki beni desteklediniz. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun hiçbir şey yok, kelimesi yok, ne denir bilmiyorum. Bütün sene umutlu bir şekilde benimle birlikte kaldınız. Ben video çekemedim, siz beni desteklediniz. Çok
Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Sizinle gurur duyuyorum. Yok, şaka bir yana, gerçekten çok teşekkür ederim. Bana çok güzel şeyler yaşattınız. Çok güzel duygular yaşattınız. İyi ki de yaşattınız diyorum. Sınav umurumda değil. Sizin verdiğiniz destekler beni çok güzel etkiledi. Çok güzel şeyler yani okudum, hissettim. O yüzden bir daha çok teşekkür ederim ve size her şeyi zamanda doğru şekilde söyleyemediğim için çok da özür dilerim. Ama sizi çok seviyorum. Dediğim gibi destekleriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Bu bir veda değil. Niye veda konuşması yaptım bilmiyorum ama iki gün sonra veya bir gün sonra yeni bir video ile karşınızda olacağım. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Videomu beğendiyseniz de beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 300 bini geçtik. Çok mutluyum. Onun için de çok ayrı teşekkür ederim. Ona özel bir kutlama yapacağız ailecek. Onu da göstereyim, size vlog çekeceğim zaten. Evet. Herkesi çok öpüyorum. Başka sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Ben hepsini yanıtlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.